değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2001 yılından beri 20 Haziran'ı Dünya Mülteciler Günü olarak ilan etti. Ve bu gün çerçevesinde dünya üzerinde mültecilerin yaşadıkları ağır sorunlara dikkat çekmek, sığınma hakkına yönelik ihlallerin önlenmesi için çeşitli talepleri öne çıkarmak açısından çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de bugün burada bir araya gelen bu alanda çalışan organizasyonlar, örgütler olarak dünyada ve Türkiye'de yaşanan ağır sorunlara dikkat çekmek ve taleplerimizi de kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak istedik. Bugünkü açıklamamızın amacı bu. Hepinizin bildiği gibi dünyada yerinden edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor ve kitlesel göçlerle de son süreçte göç hareketi ve bu göç hareketine maruz kalan insan sayısı gittikçe arttı ve 2024 Nisan ayı verilerine göre, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 120 milyon insan dünya yüzünde mülteci olarak göçtü ve kendisine yerleşecek bir yer arayışında. Dünya yüzünde, yeryüzünde yaşayan her 69 kişiden biri, yani dünya nüfusunun 1/5'i şu anda zorla yerinden edilmiş, dolayısıyla mülteci durumunda. Mülteci hareketinin Türkiye'de geçmişinin eski olduğu biliniyor. Özellikle Suriye'deki savaş sonrasında 2011 ve devamında çok daha yoğun olarak konuşulmakla birlikte aslında Türkiye coğrafi konumu gereğince bir transit ülke, yani bir geçiş ülke pozisyonundaydı uzunca yıllar, biliyorsunuz. Ve Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Asya'dan pek çok ülkeden gelen sığınmacılar Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçiş için imkanları zorlar durumdaydı. Ancak son dönemde özellikle sınır politikalarının gittikçe kapalı sınır politikası haline gelmesi, Avrupa Birliği ile yapılan çeşitli geri gönderme anlaşmaları, bu geri kabul anlaşmaları dolayısıyla ve bu alanda yaşanan hukuksuzluklar, gerek uluslararası sözleşmelerin, gerek iç hukukun bağlayıcı kurallarının dahi uygulanmaması dolayısıyla kuralsız bir baskının devam ediyor oluşu Türkiye'de mültecileri sıkıştırmış durumda ve bu sıkışıklık Türkiye'yi hedef ülke haline de getirdi ve dolayısıyla aslında Türkiye'nin mülteci politikası ya da göç politikası bağlamında çok daha yerleşip, çok daha mültecilere insani yaşam imkanlarını sağlamaya yönelik, temel hakları sağlamaya yönelik bir politika geliştirmeye ihtiyacı var. Ancak gerek dünyada gerek Türkiye'de bu mültecilere yönelik hakkın geliştirilmesi yerine maalesef sığınma hakkının ve aynı zamanda mültecilerin temel haklarının sürekli ağır ihlallerle karşılaştığı bir süreçteyiz. Türkiye'de de durum böyle ama Türkiye'de özellikle mültecilerin pazarlık konusu yapılması, özellikle Avrupa Birliği ya da Orta Doğu'daki ilişkilerin dizaynı noktasında mültecilerin sürekli masaya sürüldüğünü, araçsallaştırıldığını görüyoruz. Bizler biraz sonra bir ortak açıklama sizinle paylaşacağız. Bu açıklamamızı paylaşırken mülteci meselesine hak temelli yaklaşılması temel talebimizi çeşitli ayrıntılarıyla sizlere de sunmuş olacağız. Bu açıklamayı İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Enternasyonel Dayanışma, Irkçılığa Karşı Dayanışma, JİNEP, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Irkçılığa Sınırsız Dayanışma, Göç İzleme Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, BARK Araştırma Merkezi, Uluslararası Mülteci Araştırmaları Merkezi ve DEM Parti Mülteci Hakları Komisyonu'ndan katılımla gerçekleştiriyoruz. Aslında bu bir araya gelişi daha süreklileştirmek ve bu alandaki çalışmaları daha güçlü ve görünür kılmak gibi bir amaçla hareket ediyoruz.
ve mültecilere yönelik en önemli sorunların başında dil bariyeri geliyor. Özellikle temel haklara erişim ve yaşadıkları yerlerde insani bir yaşam sürmelerinin ya da adalet erişimlerinin önündeki en büyük engel dil bariyeri. Biz bugün o yüzden de açıklamamızı aslında 4 dilde hazırladık. Arapça, Kürtçe, İngilizce ve Türkçe olarak açıklamamızı paylaşacağız. Açıklamamız aslında uzun, ayrıntıları var. Ama bu ayrıntıların tamamını sizi yormamak açısından size açıklama olarak vereceğiz. Ama burada da özellikle taleplerimizin görünür kılınması noktasında her bir dilde açıklamamızı, önerilerimiz boyutuyla da paylaşmak istiyorum. Sığınmacılar, mülteciler dünyanın en önemli sorunlarından birisi olmak üzere sadece savaşlar ve yıkımlar değil, iklim de buna eklendi. Eskiden 100 binlerden bahsederken şimdi 100 milyonlardan bahsedeceğimiz bir noktaya geldik. Biz de imzacı kurumlar olarak hem Türkiye'de hem dünyadaki mülteciler sorunu üzerine bir talepler listesi geliştirdik. Ben biraz onlardan bahsedeceğim. En önemli talep tabii ki bu sığınmacılığı ve mülteciliği zorunlu kılan durumun değişmesi. Bu herhalde en önemli vurgu olması gerekiyor. Mülteciliğin ve zorunlu göçün önlenmesi ancak bunu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilir. Bu yüzden sorunun çözümü savaşlara, ekolojik yıkımlara, yoksulluğa karşı mücadele ve dünyada barışın ve gelir adaletinin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle insan onuruna uygun yaşama hakkının her bireyin hakkı olduğunu vurgulayarak Türkiye dahil olmak üzere tüm devletleri, mültecileri insan onuruna uygun bir şekilde yaşatma konusunda gerekli çalışmaları yapmaya, çözümler üretmeye ve insanlık trajedisine son vermeye çağırıyoruz. Çok fazla sayıda sorun var, o yüzden teker teker sorunlara girmeyeceğim ama çözüm önerilerimiz zaten bu sorunları da dile getiriyor. Mültecilere yönelik hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesi, kadın, çocuk, LGBT'ye artı birey, yaşlı ve engellilerin haklara erişimlerini sağlayacak sosyal devlet mekanizmalarının kurulması ve acil işler hale getirilmesi, mülteci çocuk ve gençlerin ana dilde eğitimle dahil eğitim hakkına erişimin sağlanması, çocuk işçiliğin önlenmesi, kız çocuklarının eğitim erişimi kolaylaştırılması, erken yaşlı evlendirmelerin önlenmesi için tedbirler alınması, anne ve çocuk ölümlerindeki ciddi tabloda göz önünde bulundurularak özellikle anne, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların sağlık ve bakım hizmetine tam erişimin sağlanması, kayıt dışı çalışmanın yarattığı ağır sömürünün önlenmesi için çalışma izni uygulamasının kolaylaştırılması, mümkünse tüm yurt dışından gelenlere çalışma izni otomatik olarak verilmesi, medyada ve siyasette daha da öne çıkan ve ırkçı saldırıları motive eden mültecilerle ilgili ayrımcı söylemlerden vazgeçilmesi, bunun için önleyici tedbirler alınması, nefret saldırılarının durdurulması, karşımıza çıkan cezasızlık uygulamasına son verilmesi, sınırların açılarak insan kaçakçılığının, bu kaçakçılık sırasında biliyorsunuz binlerce göçmen hayatını kaybetti. Bu kaçakçının önlenmesi için ciddi tedbirlerin alınması, göç idaresinin uluslararası koruma ve ikamet başvurularının alınması başta olmak üzere mültecilerin taleplerini karşılayacak güven verici keyfiyetten uzak mültecinin erişimini kolaylaştıran bir sistem bulunması, geri gönderme merkezlerinde insani tutulma koşullarının sağlanmasından öte idari gözetim uygulanması ve mültecilerin bu merkezlerde tutulmasına son verilmesi, esasında geçici geri gönderme merkezlerinin bir an önce kapatılması, kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet önleyici kadın ve çocukları koruyucu etkin mekanizmaların hayata geçirilmesi, uzun süre Türkiye'de yaşayan ve geri dönmesi savaş ve sonra etkilerinin neden olduğu koşullar çerçevesinde mümkün görünmeyen mültecilere vatandaşlık verilmesi için acil adımlar atılmasını istiyoruz. Ben tutakrıza riyaset tecrü ala lacil suri. İn kan bima yetalak bir mevzu lahya el mahzura o min kan ma yetalak bir mevzu edin sefer o min kan ma yetalak bir mevzu kararat el keyfi ve mizajiyye lize bazı muzafi deva ala icra. طبعا في كثير من الجوانب اليوم انتهاكات لتعرضها اللاجئ السوري ان كان على مستوى الحياه المعيشيه او العمل من خلال للاسف الشديد استغلال العامل السوري وعدم اعطاء حقه في العمل او ان كان من خلال للاسف حرمان الطلاب السوريين من التحاق بالبدائل نتيجه ادعاءات عده بما يتعلق بموضوع الكيمياء وما شابه ذلك
أو إن كان ما يتعلق بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والجلاء من العنصرية اللي صارت أو إن كان ما يتعلق حتى بموضوع الانتهاكات الإدارية. ممكن إحنا بلقاء اليوم والمؤتمر اليوم نعدل بعض المطالب الأساسية اللي تم التوافق عليها مع منظمات مجتمع مدني ومنظمات وهيئات حقوقية وأعضاء في نقابة المحامين الأتراك الموجهة إلى الرأي العام التركي وإلى مؤسسات الحكومة التركية. من بين هذه المطالب تفکاری ها لپرسکریکن کشتر و پنابران به آوه اکی ریک و پیک و لزگینی دوه ده همبر پنابران نیزیکاتی اکه مافتا به آوه کرن دوه دامدست مکانیزم هایم شتوانی اتواکی این که جن، زارو، کسین در گوتهی، کار دیر و استنگرن ها بگیهین مافیم خواه بین آوه کرن دوه زارو و جوان این پنابر ببین خودی مافی پروردگیه بناو ده پرورده از بزمان دایی که دوی هبه و دوی پیشی لکار کرن از آروکم بی گردن. دوی گیهاندن ها پچان آج بو خواندنه بی حسان کرن. جبو پیشی گردن ها لزواج ها ده تمنه بچوک ده تدبیر بین گردن. جبر روشا گران آمرین ها دایی که زاروکان دوی بتایبتی جبو دایی زاروک کار و پیر و کسیم به نفاشین کرونیک ره گهاندن تام و خدمت تندرستی و لینرین وره مسوگر کرن. دوی پیشی ری استثمار کرن گران آف و جبر کاری نقید کری تی بگردن. سرلیدان دستور کار به حسان کرن. دوی درج آخافتن انجه کاری یین دربار پنابرن در کد مدیا و سیاست ده زیده در درکبه پیش و ایرش نجات پرستی دمشینه بین بردان و تدبیرن پیشگردن بین گردن. دبه ایرش نفرت بین راوستاندن و داوی لپیکانین هم به زواجه کرنه بین. دبه که وکرنا سینور ری لبازرگانی هم رو بین گردن. دبه درج سیاست و آخافتن این که پنابر هم بربرین در قانونی و خطرناک ایم در باست گونا سینور و دکشینن بین تحریک کرد. دوی رویبری کشبری سیستم اکی به باور دوری کیفی آسانکاری و پنابران ری آوا بکر که داپاز پنابران بجید بینن. نماز دوارگرتنا فارستنا نودولتی داپازنامه رونشتن ایده. دوی سوریهیان ری در فت به دایین که سرلیدان پاراستن آنم نتوی بکن. دوی کریای رفت که پدخه و گراندنه بمپه بکن.